Merhaba arkadaşlar, örgü sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu modelin nasıl yapıldığını göstereceğim. Böyle battaniye modeli olarak kullanabilirsiniz veya da yelek modellerinde kullanabilirsiniz. Hatta patik örgüsü olarak bile kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. Yapımı da kolay. Yani hiçbir zorluğu yok. 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Önce alt kısımdan başlıyoruz. Sonra renk değiştiriyoruz. Beyaz ipimizi arada yürüterekten ilerletiyoruz. Şimdi modelime başlıyorum beyaz ipimle. Bu arada orta kalınlıkta bir B ipi ve 3,5 numara tığ kullandım. Şöyle zincir çekiyorum. 4'ün katları ve artı bir tane zincirle başlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 tane zincir çektim. Burası taban kısmı için. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane model için 21 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Şimdi üst kısma geçmemiz gerekiyor. Üst kısma geçerken de şöyle burayı saymıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Tığın başına doluyorum. Ve şimdi tam buraya tığımı girdirerek şöyle ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve şimdi alttan 1 2 3 4. zincirin içerisine şöyle sık iğne yapıyorum. Yani buradaki trabzanları böyle yanlış şekilde yatırmış oldum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve aynı zincirin içerisine şöyle yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 4 olmuş oluyor. Sonrasında bakın şöyle 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine tığımı girdirip şöyle ikili trabzan yapıyorum. Pardon, sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle alttan 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın taban kısmını bu şekilde yan yan trabzanlarımızı yaparak ilerleteceğiz. Ne kadar ne yapmak istiyorsanız battaniye veya yelek modellerinde uygulayabilirsiniz. Boyunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle iki tane daha bu motiften yapacağım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada renk değiştireceğiz. Ben şöyle sarı rengimi aldım. Hemen hazırladım yanımda. Şöyle normalde buraya bakın. Şöyle sık iğne yaparız. Ve şöyle kapatırız. Ama burada renk değişimi yapacağımız için bu kapatma işlemini yapmadan şöyle diğer rengimizi alıyoruz. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İşte elinize kalan ipleriniz varsa özellikle onları değerlendirebilmek için güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum. İki renkli de yapabilirsiniz tabi. Şöyle ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi çeviriyorum. Biraz önce de burada söylediğim gibi beyaz ipimi arada yürüteceğim. Ve bunu renklerin arasında yapacağım. Şöyle bu kısımda biraz hani şurada ipler üst üste gelecek ama şuraya göstereceğim, bakın. Şuraya tığımı girdireceğim. Onun için şu ipleri tığın üzerinden alıyorum. Şöyle böyle tığın başına doluyorum. Şöyle buraya bakın ipler tığın üzerinde. Şöyle girdiriyorum. Sonra bu ipleri böyle araya gizliyorum. Buraya almayacağım. Karıştırmamak için. Şöyle bir aynı yere 2 ve 3. 3 tane trabzan yaptım. Zincirle beraber 4. Şurayı biraz daha yürütmek istiyorum. Şu sarı ipimi. Sonra keseceğim. Buradan sonra.
Şimdi bakın, tığın başına dolamadan şu zincirin tam tepesine, trabzanın üzerine yaparsanız arada bir ip görünüyor. O zaman hoş olmuyor. Tam zincirin içerisinde yaparsanız daha düzgün durur. Şöyle ipimi, yine beyaz ve sarı ipimi arada gizledim. Yürüttüm. Sık iğne ile sabitlemiş oldum. Şimdi bunu yürütmemize gerek yok ama yürütebiliriz. Şöyle 3 tane zincir çektikten sonra hemen bakın şuradaki zincirin içerisine tığımı girdiriyorum. Beyaz ipimizi her zaman yürütüyoruz. Onu unutmayalım. Şöyle 2 ve 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine şuradaki beyaz ipimi böyle alıyorum. Şu zincirin tepesine tığımı girdirerek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen şu zincirin içerisinden bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sonrasında hemen şuraya yine tığımı girdiriyorum. Beyaz ipimi tığın üzerine alıyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Burayı şimdi biraz hızlı yapmak istedim. Şöyle tekrar buraya tam zincirin içerisine bu şekilde sık iğne yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5. yapmamız gerekiyor. Onun için yine 3 tane zincir. Hemen buraya 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Bakın beyaz ipimizi yürüttük. Şöyle arkasından da böyle görünüyor. Şöyle dilerseniz bir miktar çekebilirsiniz. Ama çok fark edilmiyor orası. Bu ipi yürüttük zaten. Şöyle dibinden kesiyorum. Şimdi burada yine beyaz ipimizi yürütüyoruz. Tam şuraya tığımı girdirip beyaz ipimi yine üstten alıp şu şekilde bırakıyoruz. Sonra beyaz ipimizi alıyoruz. Şöyle renk değişimini yapmış olduk. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Dilerseniz şu sarı ipi keseceğiz. Şöyle bir sıra yürütebilirsiniz. Şöyle bakın yine altta gösterdiğim gibi buraya tığ girdireceğim. Ama bunu sarı ipimi yürütmek istiyorum. Tığın üzerinden alıp şöyle yapıyorum. Tabi yürütmeyebilirsiniz. Direkt hani tığın başına dolamayı unuttum. Yürütmeden de ipinizi kesip sonradan kenar tığlama yaparsanız modelinize göre gizleyebilirsiniz. Hani model düzgün dursun diye sizlere o şekilde göstermek istedim. Aynı yere 3. trabzanımı yapıyorum. Sonra şu ipi yine böyle alarak şu şekilde, mesela iki renkli çalışacağınız zaman yürütmeleri böyle yapabilirsiniz. Bu da fikir olmuş olsun. Şöyle zincirin tepesine sık iğne yapıyorum. Dilerseniz şu boşluğun içerisinde de yapabilirsiniz tabi. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Tam zincirin içerisinden bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Artık bu ipimi kesebilirim. Artık sökülme ihtimali çok az oldu. Şu şekilde tam trabzanın, pardon, zincirin tepesinden sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Zincirin içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Tam tepeye zincirin içerisine sık iğne yapıyorum. Buraya ve buraya da aynı şekilde devam edelim. 2 tanesini daha yaptım. Son olarak yine şöyle tam tepeye şöyle alabiliriz. Sık iğne.
Pardon, sık iğne yapmıyoruz. Yine renk değişimi yapacağız. Şöyle ipi şu şekilde alıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Arkaya çeviriyorum. Bu ipleri yine yürüteceğim. Hem beyaz ipimi hem de şuradaki yeşil ipin sağlam olması açısından yürütme işlemi yapacağım. Ve yine buraya tığın başına dolayarak şöyle trabzan yapıyorum. Aynı yeri 3 tane. Yine altta yaptığımız gibi. 1, 2, 3. Bu ipleri şöyle çekiyorum. Düzgün dursun. Sonrasında tam şu zincirin tepesine ipleri alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde galiba buradaki beyaz ipimi yürütmemişim. Bunu hemen tekrar yürütüp geliyorum. Evet arkadaşlar, yine devam ediyorum. 3 tane zincir çektim ve şöyle tam zincirin içerisine tığımı girdirerek yine 3 tane trabzan yapıyorum. Hemen yine ipi arkadan yürütüp zincirin içerisine tığımı girdiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tane daha yapalım. Sıra sonuna geldim. Bakın burada yine tığımı köşeye girdirip beyaz ip üzerinden atlatıp sonra yine renk değiştiriyorum. Bakın şöyle ipi değiştirmiş oldum. 3 tane zincir çektim. Arka tarafını çevirerek bu ipi yine buradan yürütmek istiyorum. Şöyle tam şu trabzanın dibine, yani sık iğne üzerine daha doğrusu, şöyle yine 3 tane trabzan yapıyorum. Sonrasında yine tam şu zincirin içerisine tığımı girdirip bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine 3 tane zincir çekip tam zincirin içerisine böyle 3 tane trabzan ve şuraya ipimi sık iğneyle bu şekilde sabitlemiş oluyorum. Bunu da yine sıra sonuna kadar devam ettirelim. Bu ipimizi artık kesebiliriz. Tam dibinden kesiyorum. Hem görüntü kirliliği olmuyor hem de böyle modelimiz daha düzgün duruyor. Şimdi bunu sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ettirelim. Fazlalıklarımızı da keselim. Son olarak bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İpimi sabitleyip kesmiş oldum. Bu modeli dilediğiniz boyda yapabilirsiniz. Bu şekilde modelimiz bitmiş oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin.